Eğer bir gün yanınıza gelip, bu kadar kalın yazmasam daha iyi olacak, evet. Bir gün yanınıza gelip de bana sinüs pi bölü 4'ün neye eşit olduğunu söyler misin deseydim. Ne cevap verirdiniz? Kötü bir şey söylemeyeceğinize ve benim deli olduğumu da düşünmeyeceğinize göre, değil mi? Öyledir, evet. Sorunun cevabını vermeye çalışırdınız, öyle değil mi? Peki. O halde cevabın radyan türünden olduğunu da bildiğimize göre bir bakalım. Şimdi sinüs pi bölü 4'ün neye eşit olduğunu ezbere biliyor olabilirsiniz. Bilmiyorsanız da bir birim çember çizip çok da düzgün bir çizim olmadı ama önemli olan ne yapmak istediğimi anlamış olmanız. Buradan pi bölü 4 radyan yani 45 derece ilerleyip birim çemberin yarı çapını çizince sinüs bu noktanın y koordinatı olur. Değil mi? Burası 45 derece olduğuna göre şu üçgeni bir daha çizmek istiyorum. Evet burası 45, burası 45 ve burası da 90 derece öyle değil mi? 45, 45, 90 üçgeninde hipotenüs bir birimse buraya ve buraya da x dersek, bu arada bu açı ve bu açı birbirine eşit olduğu için bu üçgenin ikizkenar bir e, dik üçgen olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Her ne kadar <laughs> öyle görünmese de benim çizimim. Neyse x kare artı x kare eşittir 1'in karesi olacak. 2x kare eşittir 1, x kare eşittir 1 bölü 2 ve x de 1 bölü 2'nin karekökü yani 1 bölü kök 2. Payı ve paydayı kök 2 bölü kök 2 ile çarpınca da x'i kök 2 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz değil mi? Kısacası buradaki uzunluk kök 2 bölü 2'ye eşitmiş. E tabi buradaki de. Az önce de söylediğim gibi pi bölü 4'ün sinüsü bu noktanın y koordinatı yani buradaki üçgenin yüksekliği olduğu için cevap kök 2 bölü 2 olacaktır. Şu ana kadar birim çember videosunda öğrendiklerimizin üzerinden geçmiş olduk. Şimdi asıl konumuza gelelim. Günün birinde yine yanınıza gelip bu sefer de ark sinüs kök 2 bölü 2 neye eşittir diyecek olsaydım bana ne cevap verirdiniz? O anda kafanız karışıp da sinüsün ne olduğunu biliyorum ama ark sinüs de neymiş Yoksa bu adam yeni bir trigonometrik fonksiyon mu uydurdu diye düşünebilirsiniz. Burada önemli olan sinüsün önüne yazdığımız ark kelimesinin sinüsün tersi anlamına geldiğini anlamanızdır. Yani bunun yerine sinüsün tersi kök 2 bölü 2 eşittir soru işareti de yazabilirdim. Ark sinüs ya da sinüs üzeri eksi 1 aslında sinüsü kök 2 bölü 2'ye eşit olan açıya eşittir. Aynen burada olduğu gibi hangi açının sinüsü kök 2 bölü 2'ye eşittir? Buradaki ifadelerin ikisini de hemen yazıyorum. Sinüs soru işareti eşittir. Kök 2 bölü 2 olarak yazabilirim, böyle anlayabilirim. İfadenin bu hali kafamıza daha çok yatıyor olabilir. Sinüsü kök 2 bölü 2'ye eşit olan açı kaç radyandır? Pi bölü 4'ün sinüsünün kök 2 bölü 2'ye eşit olduğunu bildiğimize göre buraya sinüs pi bölü 4 eşittir kök 2 bölü 2 yazıyorum. Yani soru işaretinin yerine pi bölü 4 gelmeli ve ark sinüs kök 2 bölü 2 de pi bölü 4'e eşittir böylece. Burada size bir değer verdim ve sinüsü bu değere eşit olan açının ne olduğunu bulmanızı istedim. Bu noktada aklınıza bu durum pi bölü 4 yani 45 derece için geçerliydi ama buna 2 pi ya da 360 derece eklersem birim çemberde yine aynı noktaya geleceğim için bu açılar için de aynı durum geçerli olur öyle değil mi diye bir soru gelebilir. Aklınıza böyle bir şeyin takılmış olması da son derece mantıklı. Başlangıçtaki açıya istediğimiz kadar 360 derece ekleyelim. Aynı noktaya geleceğimiz için bu açıların sinüsü de kök 2 bölü 2'ye eşit olur diyebiliriz. Ama bu doğru değildir. Neden mi? Şöyle düşünelim. Bir girdi değerini birden fazla çıktı değeriyle eşleştiren bir fonksiyon yoktur. Öyle değil mi yani? Buna fonksiyon denmez. Yani bir girdi değeri aynı anda pi bölü 4 pi bölü 4 artı 2 pi ve pi bölü 4 artı 4 pi'ye eşit olamaz. Kısacası arksinüs fonksiyonunun geçerli bir fonksiyon olabilmesi için asıl değer aralığını belirlememiz yani sınırlandırmamız gerekir. Asıl değer aralığını belirlerken size tanım aralığı nedir diye sorarsam bana ne dersiniz? Evet eğer x'in arksinüsü alıp bunun teta'ya eşit olduğunu yazarsam, x'in alabileceği değerlerden oluşan fonksiyonun tanım aralığı ne olur? Bir açının sinüsünü aldığımızda elde edeceğimiz değerler 1 ile eksi 1 arasında olur öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Eksi 1 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 1. Tanım aralığımız budur. Sıra geldi değer aralığına bu aralığı sınırlandırmamız gerektiğini söylemiştim. Ark sinüsü birinci ve dördüncü kuadrantlar ile sınırlandırmamız gerekiyor. Evet açılar birim çember üzerindeki bu kısımlarda olmak zorundalarsa teta içinde teta küçük eşittir pi bölü 2 ve eksi pi bölü 2 küçük eşittir teta yazabiliriz. Ark sinüsün ne olduğunu daha iyi anladığımıza göre artık başka bir problem daha yapabiliriz. Şurada kendimize biraz yer açalım. Evet. Diyelim ki ark sinüs eksi kök 3 bölü 2'nin neye eşit olduğunu bulmak istiyoruz. Eksi kök 3 bölü 2. Eğer sinüsü eksi kök 3 bölü 2 olan açının kaç derece ya da radyan olduğunu ezbere biliyorsanız bu soruyu hemen çözebilirsiniz. Ben böyle şeyleri ezberlemediğim için hemen bir birim çember çizeceğim. Evet, az önce de söylediğim gibi ark sinüs söz konusu olduğunda birinci ve dördüncü kuadrantlarda çalışmamız gerektiğinden sadece bu iki kuadrantı çiziyorum. Bu x ekseni, bu da y bir açının sinüsü eksi kök 3 bölü 2'ye eşitse, birim çember üzerinde y koordinatı eksi kök 3 bölü 2 olan noktada olmamız gerekiyor. O noktada yaklaşık olarak buralarda bir yerlerdedir. Eksi kök 3 bölü 2. Peki bizi bu noktaya getiren açı hangi açıdır? Biraz düşünelim. Y koordinatı eksi kök 3 bölü 2 ise aradığımız açı da bu açı. X ekseninin altında saat yönünde olduğumuz için açımız negatif bir açı olacak. Şuraya bir üçgen çizecek olursam. Evet üçgeni biraz daha büyütelim. Burası teta olacak. Peki buradaki uzunluk ne kadardır? kök 3 bölü 2 değil mi? Birim çember üzerinde kök 3 bölü 2 değerini gördüğümüzde de aklımıza 30, 60, 90 üçgeni gelmeli. Bu kenar kök 3 bölü 2 ise burası 1 bölü 2. Birim çember üzerinde olduğumuzdan hipotenüsün de 1 olduğunu zaten biliyoruz. 30, 60, 90 üçgeninde de kök 3 bölü 2'nin karşısındaki açı 60 dereceydi. O halde burası da 30 derece. Teta 60 derece ama x ekseninin altında kaldığı için önündeki eksi işaretini unutmamamız lazım. Dolayısıyla teta eşittir eksi 60 derece. Cevabı radyan cinsinden bulmamız gerektiği için 60 derece ile pi radyan bölü 180 dereceyi çarpmamız gerekiyor. Dereceler birbirini götürünce geriye eksi pi bölü 3 radyan kaldı. Ve şimdi arksinüs eksi kök 3 bölü 2 eksi pi bölü 3 radyana eşittir diyebiliriz. Aynı mantıkla sinüs üzeri eksi 1 içinde eksi kök 3 bölü 2 de eksi pi bölü 3 radyandır. Cevabın doğru olduğunu kanıtlamak için hesap makinemi kullanacağım. Radyan modunu daha önceden seçmiştim. Evet, gördüğünüz gibi radyan seçili. Sinüsün tersi eksi karekök içinde 3 bölü 2 eksi 1,04'e eşitmiş yani burası eksi 1,04 radyanmış. Peki acaba pi bölü 3 buna eşit mi? Hemen kontrol edelim. Eksi pi bölü 3 yazdığımda evet aynı değeri elde ediyorum. Hesap makinesi cevabın pi bölü 3'e eşit olduğunu doğrudan söyleyebilseydi daha iyi olurdu ama olsun.